Avrasya Hospital hasta memnuniyetini esas almış bir kurum olmaktadır. Bizlere bu konu doğrultusunda sunumu ile bir yaşam koçu kendisi Sayın Aylin Elbasanlı bugün bizlerle 7 yıldır yaklaşık 5000 üzerinde kişiye bu eğitimleriyle ışık tutmuş bir isim. Kendisini sahnemize davet ediyoruz büyük alkışlarla. Aylin Elbasan'ı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel tanıttı beni. Heyecanlıyım. Umarım çok memnun kalırsınız bugünkü sunumdan. Tanışma safhası daha. İnşallah ileriki günlerde devam edeceğiz. Müşteri ilişkileri ve iletişim becerileri sunumumuzun adı. Ve ilk slide'da şöyle hemen gülmenizi istiyorum. Tıpkı bitesine gitmiş, bütün damarlarının yerini biliyor. Ağır eğitim şart. Bütün doktorlara sağlık personeline alkışlar. Mesleğiniz çok zor. İnsanların sağlığı sizin ellerinde. Tabii gelen buraya hasta olduğu için geliyor. O da çok önemli, ayrı bir konu. Mesela uçağına binen insan seyahat amaçlı biniyor. Tatile gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ama size hasta olan insan geliyor ve hasta olan insanı memnun etmek gerçekten çok zor. Tabii sinirler biraz gergin oluyor. Bir de Türk milleti biliyorsunuz. Çok agresif bir toplumuz. Maalesef insan oğlunun yaratılışında kendini özel ve önemli hissetme, ego mu diyelim ona, dürtü mü diyelim, beklenti mi diyelim, ben adını koyamadım. Özellikle Türk milletinde bu gerçekten tap yapmış durumda. Ne yapıyoruz? Sürekli insanları memnun etmeye çalışıyoruz değil mi? Sinirli geliyor hasta, işte faturayı beğenmiyor mesela. Ya da geliyor, banka görevlileri var mı burada asistanımlar? Sizlersiniz herhalde. Geliyor mesela asistanım olarak bilgisayarda bir şey konuşuyor. Pardon bakar mısınız diyor. Bir saniyenizi rica edeyim dediğinde adam birden yaratık çıkıyor içinden eğilim böyle diye. Kusuyor değil mi şeyin üstüne? Siz şaşırıyorsunuz ne yapacağınızı. Eyvah diyorsunuz. Alarm başlıyor. Bela geldi. Hakikaten insan ummadığı anda karşılaşabilir böyle şeylerle. Ne yapacağız işte böyle durumlarda? Onları konuşacağız biraz. İnteraktif bir sunum olacak. Sıkılmayacaksınız. Canı sıkılan, hoşuna gitmeyen, salonu terk edebilir, işi olan terk edebilir. Biliyorum hepiniz çok meşgulsünüz. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Ama lütfen sıkılmadan dinleyin beni. Vallahi küserim çıkarsanız. Darılırım. Evet, beklentilerimiz neler? Şimdi izninizi bırakın. Sizinle çalışmış müşterilerinizi sizi nasıl hatırlamasını isterseniz. Ben mesela benimle uçan bir yolcunun beni hep hatırlamasını isterim. Ne kadar egolu bir kadınım değil mi? Hayır ama ben işimi çok iyi yapıyorum. Her gelen yolcuya hoş geldiniz diyorum, göz teması kuruyorum. Onu analiz ediyorum. Korkulu mu, korkusuz mu, cenazeye mi gidiyor, tatile mi gidiyor değil mi? Böyle hippie gibi gelmişse böyle mesela Everest'e gidiyorsak eğer bitti almanlar olur ya. Burada alman yok değil mi bu arada? Saçlardan böyle yağlar, kirler akıyor. Belli ki adam Everest tepesine çıkmaya gidiyor. Keyfi yerinde, neşesi yerinde. Ama bazen öyle yolcular gidiyor ki. Eminim sizin de çok sık karşılaştınız. Hastası var, cenazesi var, ağır ameliyat olmuş. İnsanların gelişinden anlıyorsunuz değil mi? Artık bu konuda eminim sizler çok profesyonelsiniz. Çünkü sürekli işimiz ne? İnsanları analiz etmek, onlara yardımcı olmaya çalışmak. Onlara nasıl yaklaşacağımızı sürekli kafamızdan geçiriyoruz. Bu sıkıntılı bir hasta veya hasta yakını. Ha bu iyi, bununla güzel iletişim kurabilirim. Tabii işimiz ne hep? Kendimizi doğru ifade etmeye çalışmak. O esnada ne yapmamız gerekiyor? Ufak tefek tiyolar vereceğim ben size. Sizler zaten bu işin uzmanısınız. Hani sürçülisan etmek istemiyorum. Ama genel anlamda psikolojide böyle insanların sığındığı birkaç tane kelime var, anahtar kelime. Şimdi benim ilk yaptığım şey gülümseme. Gülümseme her şeyi çözüyor arkadaşlar, inanın bana. Yani ama tabii sahte bir gülümseme olmayacak. Gel, şuraya. Canlı gönülden bir gülümseme. Hoş geldiniz, sizi önemsiyorum. Sizin için buradayım. Sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Diye güzel sıcak bir gülümseme. Zaten Türk milleti çok misafirler var. Bir mesela İngiliz'e gidiyorsunuz, selam veriyorsunuz. Adam donuk.
donup yani bakıyor, gözün içine bakıyorsun, rahatsız oluyor zaten. Değil mi? Rahatsız olur onlar. Eyvah diyorsun, ben gözümü çekeyim de en iyisi adam birazdan bana dalmasın diye. Ama biz Türk milleti duygusal toplumuz. Misafirperveriz. İnsanları seviyoruz. Küçük bir çocuk gördüğümüzde ne yapıyoruz? Ay senin canım benim tatlı şey deyip kafasına okşuyoruz. Bir makas alıyoruz. Almanın çocuğunun yanağından bir makas al bakalım ne oluyor. Tacize gidiyor arkadaşlar. Sen benim çocuğumu tacize ettin diyor ya. Yani ben bunları yaşadığım için anlatıyorum. Gerçek söylüyorum. Ama biz Türk milleti öyle değiliz. Şunu tutsana iki dakika ben bir lavaboya gideyim dediğinde bıraktığın kişiye güveniyorsun. Değil mi? Biz çünkü öyleyiz. Ama onlar bunu yapmıyor. Bu da bizim, ben şöyle düşünüyorum, Türk milletine verilmiş ayrı bir meziyet. Sıcakkanlı insanlarız. Misafirperveriz. Bunu da işimizde eminim ki daha iyi ve fazlasıyla yapıyoruz. Fazla da kopmayayım, devam edip. Geçmişe dokunmak isterseniz bir kayaya dokunun. Şimdiye dokunmak isterseniz bir güre dokunun. Geleceğe dokunmak isterseniz bir hayata dokunun. Sizler bu işin zaten uzmanlarısınız. Sizler bunu yapıyorsunuz. Değil mi? İnsanların hayatlarını kurtarıyorsunuz, tedavi ediyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Bu anlamda gerçekten hepinizin takdiri şayan hikayeleri vardır eminim. Hikaye anlatmaya girersek bitmez. Yine interaktif bir şekilde yine o konulara da gireceğiz. Yine 7 önemli hata. Bilmiyorum. Doktor Ahmet Bey acaba bugün gelecek mi hastaneye? Bilmiyorum. Peki bana nasıl yardımcı? Şu anda meşgulüm beyefendi. Yani başka şeylerle uğraşıyorum ve ben her şeyi biliyorum zaten. İmajı. 7 hatadan, önemli hatalardan birisi. Bir de senin için. Şimdi beyefendi siz gidin. İnternetten araştırın. Adam internet ne diyor ya? İnternet. Şimdi adam hayatında eline cep telefonu almamış. Şimdi internetten bizim sitemiz var. www.bilmem ne.com. Şimdi bunu bu adam amcaya söylersen amca bunu anlar mı? Anlamaz. Yaz ona bir kağıda. Buyurun efendim. Buna bir şekilde ulaşmaya çalışın. Olmadı ben size yardımcı olacağım. Biraz bekleyeyim. Gibi hep öyle ilgi. Yine sana hizmet vermek istemiyorum. Geldim bankoya böyle. Merhaba, kolay gelsin. Ben haklıyım, sen haksızsın. Çabuk olun, bekleyin. Bunlar da insanların hoşuna gitmiyor. Hoşlaşmıyorlar. İnsan evlatları sevmiyorlar böyle kelimeleri. Böyle demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Beklediğinden fazla geleceğiz. İlgi göstereceğiz. Yakın davranacağız. Saygıyla yaklaşacağız. Anlayışı göstereceğiz. Diyeceğiz ki sen benim ailemdensin, benim için önemlisin, özelsin. Bir dakikanızı rica ediyorum, hemen sizinle ilgileneceğim. Zevkle. 3 tane anahtar kelime var bizim işte. Yolcu geldi mesela, çok sinirli. Hemen bana bir şikayet mektubu getir. Hepinizi rapor edeceğim. Anlıyorum. Size yardımcı olmaya çalışacağım. Ben bunu gereken yerlere ileteceğim. Ve en kısa zamanda size geri dönüş sağlanacak. Gibi böyle tacı taktık değil mi Aras Hospital'a? Şifa kapısı dedik. Çok güzel. Ve iletişim. Bakın bu iki tane miniye. Birbirlerine ne yapmaya çalışıyorlar? Evet. Burunlarına dokunmaya çalışıyorlar. Dokunmak o kadar önemli. Lütfen birbirinize dokunun. Evet. Yürümse ve göz teması kur. Dinle ve anladığından emin ol. Başarı öykülerini al ve paylaş. Enerjik ve çözüm odaklı oluyoruz. Beden dinlemeye naziyiz. Ve teşekkür ediyorum.